Yurt Dil Fen Sınavı'nda sorulmuş bir soru. Ne sorusu? Bağlaç sorusu. According to ne demekti? E göre anlamına gelen bir bağlacım. Genellikle bir çalışmaya göre, bir düşünceye göre, bir fikre göre anlamına gelen yapılar. Despite, in spite of, notwithstanding. Bunlar ne anlama geliyordu? Özellikle bu notwithstanding yapısına aman diyeyim dikkat. Notwithstanding clause testte karşımıza çıkabilir. Rağmen anlamına gelen zıtlık bağlaçları. Along with, together with. Zaten together birliktelik anlamı katıyor. Along yanı sıra anlamı katıyor. Şimdi along with, together with, besides yapıları. Başka? Bir de buraya ne ekleyebilirim? In addition. Ya da in addition to yapısı. Yanı sıra ek olarak anlamına gelen paralel yapı bağlaçları yanı sıra ek olarak. Şimdi yanı sıra ek olarak anlamında artıysa artı ekleme, eksiyse eksi ekleme yapıyorsun. İşte artan ekonomik sıkıntılara ek olarak başka bir sıkıntı daha eklemen gerekiyor. Hastalık gibi, ne bileyim doğal afetler gibi olumsuz bir durum eklemen gerekiyor. Ya da artı bir durumsa artan eğitim seviyesine ek olarak ekonomik durumun artmasından bahsetmek gibi. Except for hariç anlamına gelen bir zıtlık gibi düşünebilirim. Haricinde dışında anlamı katıyorsun. Unlike da nın aksine anlamına gelen in contrast olabilir, contrary olabilir, nın aksine. Ama fark ne burada despite da? In contrast to, contrary to yazalım. Fark burada şu. Unlike zıtlığı bir x'in aksine y'yi açıklama durumudur. Yani doğal gazın aksine fosil yakıtlar gibi ya da işte ne bileyim COVID'in aksine başka bir hastalık, Ece'nin aksine Esra gibi anlamlarına gelebilen öznesel yani burada isimsel yapıların zıtlığını verir. Bir x'in aksine deyip y'yi uzun uzun açıklayabilir. Şimdi bakıyorum cümlemde ne var? Cümlede şu virgülden ikiye ayırıyorum. Bir artılık durum var mı? Bir eksilik durum var mı? Yoksa paralel mi gidiyor? Bir bakalım. Çeşitli önlemler. Bu kelimeye dikkat. Bu kelime isim olarak kullanıldığında önlem yani precaution ya da caution. Fiil olarak kullanıldığında, es görmediğinde de ölçmek anlamına gelen bir kelime. Çeşitli önlemler alındı. Since neyden beri? Middle, 1950'lerin ortalarından beri to protect, to arkasından bir verb görürsem ya mekmak için ya da ecek acak diye çeviriyorduk. Mekmak için de olabilir, ecek acak da olabilirdi. Genellikle WH question varsa eğer öncesinde ecek acak, genelde hep bir mekmak için. Şimdi 1950'lerin ortasından beri önlemler alınmış korumak için İspanyol sinema endüstrisine against. Against neye karşı? Arkada olumsuz durumlar olacak, kötü yapılar olacak. Against preposition olarak karşımıza çıkabilir sınavlarda, şıklarda. Ve arkada kötü şeyleri arayalım. Savaşa karşı, hastalığa karşı, tehlikelere karşı, vahşi hayvanlara karşı, virüslere karşı. Ve bir fikre, bir düşünceye karşı anlamında gelebilir. Rekabet demiş burada. Rekabete karşı önlem alınmış. Güzel bir şey mi rekabete karşı önlem alınması? Evet, güzel bir şey. Artımı koydum. İkinci cümleme bir bakıyorum. The number of films. Şimdi of nanin tamlamasında önce arkadaki ismi sonra önündeki ismi çeviriyoruz. Filmlerin sayısı. Made nasıl filmler eğer bir isim tamlaması ya da isim öbeğinden sonra fiilin üçüncü halini görüyorsa buradaki fiili pasif çevirirse filmlerin sayısı yapılan İspanya'da yapılan filmlerin sayısı buraya kadar öznem continue to devam etti düşmeye azalmaya eksi mi burası? Düşme azalma eksidir. Önlem alınması artıdır. O zaman burası zıtlık. According to olmaz. Along with olmaz. Except for alınan önlemlerin haricinde başka bir şey var mı? Yok. Gitti. Ya despite ya unlike ama unlike zıtlığında ne yapıyorduk? X'in aksine Y deyip açıklamamız gerekiyordu. Öyle bir yapı var mı? Yok. O yüzden neresi burası? Rağmen zıtlığı. Önlemler alınmasına rağmen ki zaten ne yapmış burada? Gerund pasif kısaltması gibi düşünebilirsin. Despite taken alınmasına rağmen herhangi bir ne yok. İsim verip o isimle ilgili diğer ismin zıtlığını açıkladığı bir yapı yok. O yüzden unlike değil cevabımız Bursa
önlemler alınmasına rağmen devam etti film sayıları düşmeye. O yüzden cevap Bursa. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.